Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Suyun içinde değil ağzımızın içinde nefisçe dağılan bir fellah köftesi tarifi geliyor. Herkesin şikayet ettiği şu suda dağılıyor tam da şeklini yapamıyorumun cevabını tam bir malzeme ölçüsüyle vermeye çalışacağım. Perlah köftesi yapımı için bulguru şöyle bir e, mutlaka ölçmek gerekiyor. Göz kararı yapmayın. Bir su bardağı yani bir kup 250 mililitrelik su bardağıyla ince bulguru kabımın içine aldım. Aynı ölçüde içine su ilave ettim. Şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra yumurtanızın büyüklüğüne göre, e, salçanızın kıvamına göre içine belki su isteyebilir. Onu şöyle bir evimizle kıvamını kontrol edeceğiz. 15 dakika boyunca ılık su ile beklettiğimiz ince bulgurun üzerine bir çay bardağı irmik, 3 yemek kaşığı kadar da un, bir yemek kaşığı salça, biber salçası tercih ettim ben. Sizler isterseniz domates salçası da kullanabilirsiniz. Bir tane de yumurta içine ilave ediyorum ve başlıyorum yoğurmaya. İsterseniz elinizle, isterseniz de mutfak şefinizle yapabilirsiniz bu işlemi. Mutfak şefiyle elbette ki çok daha kolay oluyor. Pedal ayağını taktıktan sonra bir tarafta onu yoğurmaya bırakıyorum. Şöyle bir elimle kontrol edeceğim arada belki içine 2-3 kaşık kadar daha su ilave edebilirim. Kuru gelirse elinize 2-3 kaşık su ilave edebilirsiniz dışarıdan. Salçanızın tuzuna bağlı olarak biraz tuz da ilave edebilirsiniz. Ben bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Şimdi geldik e, televizyonun karşısına geçip sofra bezini yere serip şöyle e, bela köftelerini hazırlamaya. Ben öyle yapıyorum. Sizin için bugün tezgahta çalıştım. Şöyle parça parça göz kararı böldüm. Her bir porsiyonu elimde kolayca yuvarlıyorum. İki iki yuvarlıyorum ben. Çok kolay oluyor. Elbette ki bir şey izlerken ya da bir komşuyla e, sohbet ederken yapmak çok daha güzel oluyor. Daha sonra tezgahın üzerinde böyle bir kepçe sapı olur. Ya da böyle parmağınızın ortasıyla şu güzel deseni veriyoruz üzerine oyu veriyoruz ve fellah köftelerimizin bulgurları hazır. İsterseniz bunu bu şekilde buzluğa atıp istediğiniz zaman çıkartıp haşlayabilirsiniz. Hiç sorun değil. Porsiyon porsiyon koyarsınız. Bir misafiriniz gelir hemen çıkartır haşlarsınız. Bunu ne ara yaptın dedirttirirsiniz kendinize. Kaynayan suyun içine tuzu ilave ettim ve fellah köftelerini atıyorum. Hızlıca şöyle bir karıştıracağım. Daha sonra onları pişmeye bırakacağım. Ben de bu arada sosunu hazırlayacağım. Ayol bulgurun ne tadı olacak ki diyenlere nefis bir sos tarifi geliyor. Fellah köftesini fellah köftesi yapan sosu hazırlayacağız. Malzeme kalitesi inanın lezzet kalitesi demek. 2 yemek kaşığı kadar tereyağı biraz da zeytinyağı ile birlikte bok tavamı ocağa aldım. Yağın üzerine domates suyu ya da domates rendesi ilave edebilirsiniz. Yazdan kullanacaksanız domates rendesi, kışın yapacaksanız da bu yazdan hazırladığımız domates konservelerini kullanabilirsiniz. Ve içine en lezzet veren malzeme sarımsağı ilave edeceğiz. 3 diş kadar sarımsağı ezerek içine ilave edebilirsiniz. Biraz kaynatacağız bunu ki ekşisi gitsin. Yazdan yaptığınız zaman domatesin ekşisi olacaktır çiğ domatesin ama konserveyi çok kaynatmaya gerek yok tuzunu karabiberini de içine ilave edeceğim şöyle bir taşım kadar kaynatacağım ekşisi gidip şöyle bir koyulduktan sonra kenarda pişen fellah köftelerini içine alacağım Bu arada daha önce bu köfteyi sefer kitel ile yapmıştım. Sefer kitel çiğ köftelik ince bulgur. Onunla yaptığım zaman çok sert oldu. Yani piştiği zaman sert olduğu, ağızda sert olduğu. Bunun sebebini bilmiyorum. Çiğ köfteyi de sefer yapmayı sevmiyorum. Çünkü o da dediğim gibi kızartınca dış katmanı çok sert oluyor. Eğer bilenler varsa aranızda niye böyle olduğunu yazabilir. O yüzden ben normal marketlerde satılan e, ince bulgur kullandım kısırlık ince bulgur kullandım size de tavsiye ederim kısırlık ince bulgur kullanın içine bir miktar kimyon atabilirsiniz seviyorsanız pul biberle acılandırabilirsiniz belki seviyorsanız acı kimyon yalnız çok yakışıyor ee, daha sonra içine artık sosum hazır mis gibi kokuyor ve koyu oldu gördüğünüz gibi suyu ayrı domatesi ayrı değil bir oldular şöyle göstermek istiyorum bakın çok güzel piştiler. Bir tanesi bir tanesine yapışmadı. Hiçbir şekilde dağılmadı. Çok ama çok lezzetli oluyor. Bu şekilde hazırladığınız zaman bu bir ölçüdür. İstediğiniz zaman bunun yarı ölçüsünü yapabilirsiniz. Ee, sadece yumurta da problem olur. O zaman yarım yumurta koymanız lazım. Gereği kalan tüm malzemeyi yarım ya da iki ölçü olarak hazırlayabilirsiniz. Suyun içinden kurtardığım fellahlarımı sosun içine daldırıyorum biraz da sosla kaynatacağım sosu da içine çekmesini sağlayacağım sosla kaynadı. Şimdi kapağını kapatacağım. Biraz da demlenmeye bırakacağım. Çünkü bulgur bu böyle su, sosun suyunu çekiyor içine. İşte onu çok seviyoruz. Altını kapatıyorum. Ve biraz böyle ılıdıktan sonra içine maydanozu ilave ederseniz çok daha güzel böyle yeşil yeşil kalacaktır içinde. Kıyılmış ince kıyılmış maydanozu da içine ilave ediyorum. Bol maydanoz sever bu lezzet. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru karıştıracağım. Servis tabağımı alacağım. Çatalı alacağım. Size yakın çekimle şekli bozulmamış şahane fellah köftelerimi göstereceğim. yeşil ve kırmızının uyumu da diyebiliriz bu köfte için. Bence çok güzel duruyor. Gün sofralarınızda, akşam yemeklerinizde, ara sıcaklarınızda mutlaka mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah sizler de bu lezzetli tarifleri denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.